Men zanne infikâke lütfihi an kaderihi, kim kaderindeki lütfun fekh olduğunu zannederse, ayrıldığını, yani kaderde lütuf yoktur. Benim kaderimde ihsan yoktur, iyilik yoktur, hep kara kaderli biri falan gibi düşünürse, fezelke li kusuri nazarihi, o bu neden kaynaklanıyor diyor. Onun nazarının kusurundan kaynaklanıyor. Yani bakışı kusurlu. Olaya düzgün bakamıyor. Kusurlu bakıyor da o yüzden benim kaderim lütfu az olan veya lütufsuz bir kaderdir diye düşünüyor. Çünkü اِذَا حَبَّ اللّٰهُ عَمْدًا اِمْتَلَاهُ Allah bir kulu severse onu imtihan eder. Derecesinin yükselmesi için. Daha yüksek derecelere çıkabilmek için daha ağır imtihanlardan geçmen lazım. Allah-u Teala seni yüceltmek için, yükseltmek için, manevi makamlara ulaşabilmen için sana sıkıntılar yaşatıyor. Buna böyle bakmak lazım. Arif kişiler başa gelen bela ve musibetlerden dolayı lezzet alırlar. Çünkü o bela ve musibetler imtihandır ve derecenin yükselmesine sebeptir. Büyük imtihanlar geçirenler büyük makamlara çıkarlar, değil mi? Yüksek makamlara böyle küçük imtihanlarla kimse ulaşamaz. Büyük makamlara çıkmak için büyük sorunlarla karşı karşıya kalman gerekiyor. Mesela Allah hastalık verirse, sıkıntı verirse insan daha çok ibadete sarılıyor. Daha çok tazarruh ve niyazda bulunuyor. Allah-u Teala'ya daha çok yöneliyor. Allah-u Teala daha çok aklına geliyor. Böylelikle Allah-u Teala ile ilgisi daha da artıyor. O zaman görünüşte bela musibet gibi gözüken şeyler hayır ve sevaba sebep oluyor. Sabrediyorsun, rıza gösteriyorsun, o haline büyük bir sevap kazanıyor. İnanma yuvafız sabrına cevabı bir gayri hesap. Sabredenlerin ecrini hesapsız vereceğim. Yani onun ne kadar büyük bir ecir olduğunu biz anlayabilecek durumda değiliz. O hale rıza gösteriyorsun, Allah'ın razı olduğu kul oluyorsun, haline tevekkül ediyorsun, Allah-u Teala'ya tevekkül ediyorsun, o halde tevekkül sevabı kazanıyorsun. Bunların hepsi de neye sebep oluyor? Taharatul gulûb. Kalplerin temizlenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla insanın hoşuna gitmeyen şeyler aslında kendisine büyük artılar getiriyor. Bunu görmeyenler ancak kalpleri hicaplanmış insanlardır diyor. Yani örtülenmiş. Allah'la kalbinin arasına engel konulmuş kişilerdir. Kalp amellerinden bir zerre vücut uzuvlarıyla işlenen dağlar kadar ibadetten, kulluktan daha hayırlıdır diyor. Zerratu min amalil kulub hayrun min amsal cibal min amalil cevarih. Dağlar kadar cevarihlerle, uzuvlarla işlenen ibadetten kalp amelleri daha hayırlıdır.